Başlayalım bakalım hadi ne oluyor. Anladın değil mi? Bir ol kussun. Sorry bir ol. Biraz düzgün. Bu ay daha doğru düzgün skorumuz yok. İkinci kart 4 mana istemiyorum da çok. Ver. Geyser daha iyi değil mi bundan? Arkadaşlar Geyser'in kötülüğü varsa eğer Book of Spectres falan gelirse biraz kötü oluyor. Ama çok iyi kart ya. Yani iki vurmanın yettiği ortamlarda arkadaşlar çok güçlü. Ne güzel çıkıyor. Ben sevmiyorum arkadaşlar bu işi. Sevmiyorum yani. Şimdi Flame Geyser var nasıl? 2 vurursa kaybederim oyunu. Ben bunun 2 vurmasını görmüyorum. 3 vurmasına göre oynayacağım mesela oyunu. Ama 5'te bir olsa 2 vuracak. Oyunu kaybedeceğim. Yok sevmiyorum. Arkadaşlar neden bunu aldım? Çünkü Capertial Imposter'ım vardı ya. Capertial Imposter'a çok kuvvetli oluyor. Alalım. Secret alır mıyım almaz mıyım emin olamadım. Bu güçlü kart ama şu an hiçbir şey yok. Bu arkadaşlar bu arada bakabiliriz. Bakın şu an bir Capertial Imposter, bir War Gear, bir Missile Launcher az buz değil. Az buz değil. Bakalım göreceğiz. Bu iyi. Çok iyi. Arkadaşlar yani seçme opsiyonu çok güçlü bir şey. Tamam her zaman istediğinizi bulamıyorsunuz. Fakat arkadaşlar hep bunu söylerim bakın. Molten Reflection çok iyi bir kart değil. Destinizde çok istemezsiniz. Fakat arkadaşlar Molten Reflection iyi olduğu bir yer olabilir. Örneğin arkadaşlar atıyorum. 4. tur Capertial Imposter indim. 5. tur üzerine War Gear taktım. 9'a 9'um var önde arkadaşlar. Bir sonraki tur 3 damage edeyim. 9'a 6 var önde arkadaşlar. Primordial Grip ile Molten Reflection bulsam harika olur. Normal destemi almak istemeyeceğim bir kart. Ama orada çok iyi. Veya arkadaşlar Blizzard'ın iyi olduğu Flame Sakin kötü. Yani onları getirebiliyor. Çok iyi bir hale getiriyor onu. Şimdi bu kadar mech varken bunu düşünebiliriz. Ama yani magnetic varken. Ama arkadaşlar problemi şu. Çok küçük bir body'si var. Yani böyle Mekaru gibi masadan kaldırılamaz değil. Ne bileyim. Yine Replicating Menace gibi masadan kaldırılamaz değil. Büyük değil. Çok basit bir body'si var. Şimdi 4 mana 2 yaratım var. 3 mana da 2 yaratım var. Roket mi alayım? Hadi bunu alayım. Emin değilim. Bu. Çok iyi bu. Bu çok iyi ya. Wow. Bu. Bilemedim arkadaşlar bayağı güzel. Hepsi bayağı iyi geliyor. Bir daha bu. Bu bir daha olur ha. Bu bir daha olur. Çok iyi kart arkadaşlar. Yerine göre bu iyi aslında da. Acaba alsak mı? Yok alacağım. İki mana bir şeyler görürsem yalnız artık almak istiyorum. Elemental'ım ne var? Fireflyer'ci hiçbir şey gelmedi. Ver abi. Ver abi. Güzel liste hoşuma gitti. Buna üzüldüm şimdi. Biraz ağır ama. İkinci Grim Necromancer istemem herhalde. Arkadaşlar bir de Grim Necromancer mesela Dragon Maw Scorcher'la ters combo değil mi? Ver abi bakalım şuna. Kismet çok iyi. Alalım. Bonfire. Bonfire. Bir Firefly var. Hiçbir şey yoktu en son. Hiçbir şey yok. Hayır nasıl satayım ya. Biraz fazla oluyor. Lady Jane Raid boss'u mu? Eyvahlar olsun. Ne günlere gelmişiz. Dwarf. Firefly'da Argent Scar'la iyi olabilir bayağı. Yalnız şuralara bir şeyler. Con. Dört manada gökdelen var. İki manaya kaç yaratığım var? Bir. Dört manaya çok yaratığım var arkadaşlar.
Arkanologist işe yaramıyor. Elemental sinerjimiz ne kadar var? Almadık değil mi pek bir şey? Yok almadık. Phoenix güzel. Flame Geyser de güzel. Phoenix alayım hadi. Bu da güzel. Ne kadar çok Geyser geldi. Spell damage alsam iyiymiş. Bir freeze muhabbetimiz yok değil mi bizim? Yok. 3 mana'ya kaç yaratığım var? 5 tane solid yaratığım var. 4 mana'ya kaç yaratığım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha mı iyi? Ama özelliksiz işte. Hiçbir özelliği yok. Yani şundan Blizzard falan bulmam lazım anca. Ha yok, Con of Cold var. Con of Cold var. Doğru doğru, Con of Cold var. Bence bu. Arkadaşlar bir sürü magnetik var. Wow. Üçüncü 8 manlık yaratık. Oh, Primordial Drake mi acaba? Bence Primordial Drake ya. Bilmiyorum, biraz değişik oldu. Bakalım ne olacak. Hadi go. Adamların zaten arkadaşlar World of Warcraft'ın en iyi guild'ının başvuru şeyi bayağı iş başvurusu gibi. Cipro nasıl yani? Sen zaten sub değil miydin ya? Ne oldu şimdi? 36 ay oldu mu? Bekliyoruz etkinliği. Bilemiyorum. Neyse ama 36. ayın olmamış. Seni şey yapmadı yani. Eyvah. Boş geçip Tarkreaper'ı mı koyun diyelim? Bunu da koyun diyebiliriz. Pardon, Cold Raid demek istedim. Yo valla Ali bütün World First'leri bu herifler alıyor yıllardır. Yani sen neye göre Nihilum diyorsun? Bakalım umarım Pain'i yoktur. Pain varsa yandık. Abi Pain top deck ediyor. Arkadaşlar bak işte. Bak bu insanı çok yıpratıyor. Bak Pain atabileceği en iyi kart. Değil mi? Pain elinde yok. Siz onu, ben coin'imiz yani diyor benim. Siz onu iniyorsunuz. Adam diyor ki tamam şimdi top deck diyor. Nasıl? Ana. Ölmüştük lan. Herif acıdı bizi. Abi. Ha. Bir dakika, bu anda her seferinde Başar gelsin arkadaşlar. Bunu her yaptığımda. Gel abi gel. Nam nam nam. Nam nam nam. Nam 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 nam. Evet, kucak oldu biraz. Oo, bende varmış. Peki. Egnepör. Peki. Giancarlo. Vay, nice.
Biraz avantajlıyız bakalım. Adam nasıl atak etti yalnız üstüne? Okay. Benim de kart kalmadı yalnız. Adamda olduğu gibi bende de kart kalmadı. Bunu... Bilmiyorum ki ne yapıyor. Go. Free from Ember çıkmaz inşallah. Şu oyunu kaybedebiliriz şu an. War Gear. Shall of War Death yiyip ağlayabiliriz ama. Abi Death çıkartma. 9'a indirdim lan Death çıkartma. Death. Arkadaşlar çok kartla bekliyor. Çıkabilir yani tabi Death burada. Hayır. Death. Ne yapacağım? Takmayacak mıyım? Olmaz ki yani. İnecek beni bu gerzek. Hı-hı. Peki. Ah. Şimdi bir damage kaçırdın. Hazırlanın. Hazırlayın kendinizi. Bir damage kaçırdıncılar geliyor. Yoldalar şu an. Ya evet Bolg. Doğru ben şanslıyım. Yoksa sen çok iyi oyuncusun da şanslısın. Griftah. Kartım bitti. Bana bu çöpü verdi acaba kendisini aldı merak ediyorum. Mind control falan çıkarsa tabii şimdi kafayı yemek için ideal. Öldüremedim değil mi? Aa öldürdüm. Bunun sayesinde öldürüyorum galiba. 2, 3. Normal bir oyuncu olsa yemiştik. Ya arkadaşlar adam Tar Creeper'ın üzerine bir 3'e 2, bir 1'e 2, bir 1'e 3 atak ediyor. Ona şaşırmıyorsunuz da Griftail'a verdiği kartı mı düşünmedi? Onu mu düşünüyorsunuz? Yani? Tabii yani. Tabii ki düşünmeyecek onu. Başka realmlarda oynayabilirsin. Biraz fazla kart bitiyor arkadaşlar listede. Elimizde kart kalmadı. Biraz da tabii yavaş da çektik o da arkamda. Abi yapma be. Neyse bakalım başlayalım Hildner diye. Smite yemiyoruz en azından. Dört. Tamam. Peki. Bir ağaç hepsi yaratık. Abi ne yapacağım? Buna mı vuracağım? Eren Şener. Nice. Abi gerizekalı mısın? Onu niye suratıma atıyorsun öyle? Hah oyna oyna hadi. Zor işmiş anasını satayım. Oyna oyna bak.
Aslında arkadaşlar 3 tane 8 manlık kartımız var. Geç oyun pilimizin bitmesi tabii onun da etkisi var. For the king. Thunder Chase sponsorumuz. Dur bakalım. Of. Böyle özellikli yaratıklar tabii artı bir artı bir arkadaşlar problemli oluyor. Yani Charge'ya hemen verim alabildiği bir yaratığa yapması rahatsız edici oldu. 3 tane kaldı. Artı bir artı bir yaratık. Şimdi bu çok iyi tabii de arkadaşlar. Deminki gibi bir şey yapmaması. Yani normal bir yaratık inerse eğer biz bunu inip bayağı güzel verim alabiliriz. Çünkü Divine Shield yaratık falan var. Diyebiliriz dedim ya. Hadi abisi. Ne güzel. Ne güzel. Yaratık olmayan tek kartı buymuş. Arkadaşlar bak. Bir tane Dark Iron Dwarf. Oyunun başından beri masa bende. Bir Dark Iron Dwarf oynayamıyorum karlı bir şekilde. Yaradı sonunda. Dark Iron Dwarf'cuğum. Zahmet oldu anasını satayım. Artı bir artı bir de boşa gitti arkadaşlar. Fena değil. Fena değil. Fena değil. Şimdi Violet Vermin deriz. Peki. Dört, altı, yedi. Dört, beş, altı. Arkadaşlar şöyle bir hareket biliyorum. Dört, beş, altı vurup, Hero Power vurup, misal launch'ını pon öldürebiliyorum. Çok iyi değil ama idare eder. Emin değilim. Bütün eli yaratık şimdi. Bir tek bu kart var bilmediğimiz. Diğerleri yaratık. Yoksa hayır. Karahane Efendi 3. turn coin dedi değil mi? Bunu da bilmiyoruz. Bence biz onu yapalım. Bu arada arkadaşlar bununla Worgen Abomination bayağı iyi combo değil mi? Ama tabii bir problem var. Bizim yaratıklarımıza da vuruyor. Ama streak'in bozulması artık önemli değil ki Karik. Streak'in bozulması artık problem değil sizin için. Hah bu iyi arkadaşlar. Bunun şişmesi biliyorsunuz çok bir şey ifade etmiyor. Bir manam olsaydı çok ezmiştik. Bir dakika yalnız bakalım. Bir dakika bakalım. Buna bakıyorum da arkadaşlar bunu takmak için. Faraday sağ ol. Teşekkürler. Buğracım hoş geldin. Ne yapsak arkadaşlar emin değilim ya. Bir mana eksik kalıyor böyle yapınca. Yapalım herhalde. Adamı 16 bıraktık en azından. Ama tabii yaratığının sağ kalması koydu. Yaratığının sağ kalması bayağı koydu hem de. Peki. Vurmayacağım. Bence vurması lazım. Vurmadı. Dragon Slayer. Hiç fena değil. Bir dakika. Aslında arkadaşlar burada Lethal çıkabilir. Bana mı kaldı abi Lethal? Mind control oğlum.
Şimdi arkadaşlar iyi haber şu. Mind Control'e kazanıyorum. Neden? 9 7'yi Mind Control ederse zaten kafasına vurup öldürüyorum. Taunt'u Mind Control ederse Turnstone zaten damage vurup öldürüyorum. Ayrıca zaten Taunt'u Mind Control ederse Taunt Dragon olduğu için Dragon Slayer oynayabiliyoruz. Buradan çıkması bayağı zor. Aslında Frost Nova fena değildi. Ama tabii arkadaşlar damage veren bir kart olsa öldürüyorduk. Nova çok güçlü kart değil, hayır. Değil. Yerine göre iyi. Onun için zaten arkadaşlar Primordial Glyph işte iyi bir kart. Anlatabildim mi? Primordial Glyph niye iyi bir kart olmuyor? Squashing falan mı gelecek abi? Ne yapıyorsun abi? Canım ne yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsunuz abi? Niye böyle yapıyorsun? Yani Lethal varken niye konsider etmiyorsunuz anlamadım. Ya tamam quest yapıyorsun anladım. Yap yapacağını konsider et yani. Arkadaşlar artık yani yanlışlıkla end turn'e bassam yeniyorum yani. Yok bu sefer kalp krizine de kaybedecek adam. Kalp krizine dahil ben yeniyorum bu sefer artık. Evet. Nedir abi? Niye ya? Niye bu kadar analitik düşünceden uzak insanlar bunlar ya? Yani bakın arkadaşlar burada neyse herif beni yendi vaktinden çalayım da değil yani. Kendi vaktinizden de çalmış oluyorsunuz arkadaşlar. Kayıpsa konsil yani yapılan ayıp bir şey değil ki. Ya. Evet, heal atsa kalp krizine kaybetmiyor. Doğru. Vallahi ya bezdirdi herif ya. 60 kere aynı şeyi yazdı yani. Wow. Ne kötü hareket pek. Yani aslında çok da kötü. 2-3 öyle o kadar engel olması zor bir yer değil ki. Bir opal yapalım değil mi? Gerek yok. Bunu ineyim mi? Peki. Ders kombomuz hazır. Ağır kartlarımızı çekmeyince arkadaşlar biraz bir kart bitme problemi var gerçekten. Çünkü bakın geçen defterinde çok fazla kart çekme vardı. Bu sefer de hiç yok. Bakın ekstra kart üreten bir kartımız yok. Yani Arcane Intellect, Weaponized Pinyata ne bileyim hiçbir şey yok. Of. Ama coin'ini harcamıştım. Daha Galaxy Spor. Aa, öyle bedavaya verdin ha. İddialı. Bir tane daha mı var lan yoksa? Yapacak hiçbir şey olması biraz tatsız. For the master. Başar Coş bizi disco'ya götür. Götüreceğim dur. Fena değil. Ama yani Murdar ötesi olduk be kardeşim. Böyle bir iş olmaz ya.
aldı Hero Power. Bir işte arkadaşlar onun için Hero Power'ı 4'e 6'ya vurdum. 4'e 7'ye vurdum. Tur gelince Amani ile ölsün diye. Amani naman. Arkadaşlar pek damage vuramadım. Manalarımı kötü kullandığım için. Bir de Dragon Ball Scorch da bana çok ters. Oh çekti. Kolay gelsin. Al sana blast verildi. Çok iyi. Neyse işte arkadaşlar kart Allah'tan işe yarıyor. Adam elinde blast wave var, unutmayalım onu. Atsak mı oraya? Çok çok zayıf ama ya. Adamın elinde Blast Wave var. Hadi bakalım Violet Worm. Arkadaşlar Blast Wave var elinde. Şu aşamada tabii Pyroblast'ı almış olmak isterdin değil mi? Şimdi arkadaşlar yani bile bile de insan almak istemiyor ya. Böyle yaparsam oluyor değil mi? Çok iyi kart ya arkadaşlar. Harbiden çok iyi kart yani. Yani arkadaşlar Blast Wave'den verim almasını engellemeye çalışıyorum. Bir de bakın direct damage'ım yok ama arkadaşlar. Eğer masada bir mech bulabilirsem. Missile Launcher'ı veya işte tersi. Mac vursam Mac'e takabiliyorum. Life alma be abi. Life almasaydın ya. Life almayaydın be abi. Life almayaydın dediysen diyor. Life almamı istemediysen diyor ki hareket budur abi. Peki abi. Demek life almamı istemiyorsun dedi. Böyle yapayım mı? 12'ye 5 kalıyorum. Ya aslında öldüreceğim arkadaşlar bir şey yoksa. O riske de değebilir yani. Güzel life almadı ama adam. Değil mi? Life almanın olayını iyi yaptı. Blast Wave var onu biliyoruz. Blast Wave'i öldürebiliyor ama arkadaşlar tabii pek verimli değil değil mi? İkilikle vuracak, Hero Power atacak, Blast Wave atacak, tek bir tane bile eline almayacak. Tabii arkadaşlar bildiğiniz bir Blast Wave, bilmediğiniz bir Blast Wave'e göre çok daha güçsüz. Yani bakın, elimde kart olduğu sürece, etrafını oynamak mümkün olduğu sürece, inmedim arkadaşlar Violet Worm'ü. Çünkü bakın Violet Worm'ü indiniz. Arkadaşlar adam fireball attı. Öldürdü. Şimdi bakın polimorftan zaten kaçış yok. Polimorf problem değil. Problem öldürülüp blast wave yemek. Adam bütün elini dolduruyor arkadaşlar. 7 tane alıyor elini. O zaman inmemeye çalıştım işte. Omega Defender mech değil hayır. Görmedin mi? Goblin. Ha aldım. Aslında mantığı var değil mi?
Sonuçta Mac'in içerisinde binmiş bir goblin var. Evet. Yok değil. Shamano Amano. Shamano Amano. Cübedik, cübedik, cübedik. Go. Güzel başladık arkadaşlar ama dün de böyle bir başladı. Dün müydü? Önceki gün müydü? 3-0 başladı. 3-3 yolu verdik yani. Çocuk başlasın bence. Başlasın mı çocuk? Şimdi şöyle bir hareket var arkadaşlar. Razor Petal'ı atıyor. Silah çıkartıyor. Bununla birlikte vurup öldürebiliyor. Dolayısıyla 3'e 4 insek daha mı iyi acaba? Bunu mu iyi? 3'e 4 iyi. Oğlum bu 5 arın 6 arın ne de bana sayma. Şöyle bir 20-25 olsun o zaman saymaya baş. Ay, 7 arın da bir şey olmaz. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Evisere de mi var? Misplay var mı? Arkadaşlar Abusive Sergeant'ı 1 mana'ya 1'e 1 kafa 2 damage olarak kullanacaksınız. Leper Gnome kullanın. Anladın mı? Garanti yapıyor yani. Yanlış oynadı. Abusive Sergeant'dan verim alacak yeri bulmuşken verim alması lazımdı. Heavy atmaması lazımdı. Bunu inip üzerine vurup öldürecekti. Hero Power Go diyecekti. Şimdi bakın. Bunu atacağı Heavy Seyret'i yok elinde. Anlatabiliyor muyum? Bakın önemli şeyler bunlar. Sonra adam sana aynısını yapsa adam sana. Adam bana aynısını yapamaz çünkü ben salak olmadığım için onu yapmayacaktım belki. Atacak Heavy Seyret yok buna. Çünkü arkadaşlar Abusive Sergeant'ı siz ne için koyuyorsunuz? Trade up etmek için koyuyorsunuz. Yani küçük bir yaratığınızın üzerine Abusive Sergeant'ı inip adamı büyük yaratığına öldürmek için koyuyorsunuz. Karlı bir trade için koyuyorsunuz. Dediğim gibi birebir kafaya 2 damage vuracak olsanız Leper Gnome var zaten. Tonta monta takılmadan yapıyor o işi. Tamam. Adamın elinde Razor Petal biliyoruz biz. Bir de Frostbolt mu buldum benden? Ne buldum? Backstab. Ve Razor Petal. Abi niye yine power basmıyorsun? Bir mal yaratık için mi inmek için mi? Ya bunu bulmalarından biraz sıkıldım biliyor musunuz ya? Yemin ediyorum bunu bulmalarından biraz sıkıldım yani. Biraz da arkadaşlar kabak tadı veriyor artık ya. Bir mana 0-2-8 armor veren kartı bul abi. Adam hero power diye bir şey bilmiyor. Kart harcaya gidiyor. O zaman sen niye rogue oynuyorsun abi? Okay. Don't care. Buna hero power. Necromancer. Benden çaldığı kartı henüz oynamadı. Bir de Hallucination'la çaldığı kartı henüz oynamadı. Raven Collar'ın verdiklerini oynadı. Heh, şimdi benden çaldığı kart oynuyor. Oha. Abi adamın elemental yok. Raven Collar'dan gelen elemental'la Bonfire Elemental çalıştırıyor. Wow, çok iyi. Helal olsun. Okay. Şimdi benden çaldığı kartı oynamayı düşünüyor. Umarım Primordial Griff değildir. Cheat Ankle Bite olsun ya. Primordial Griff değildir diyorum ben şu an arkadaşlar. Burada Primordial Griff atılır çünkü. Yani arkadaşlar adamdaki random sevgisi inanılmaz. Yani Vex Elemental patlak diyecektim o da patlak değilmiş. O da draw a card olmuş oldu. Bonfire Elemental çalışacak Elemental yok çünkü adam. Betrayal olmaz herhalde. Benden çaldığı kart. Flame Geyser. Ha yok Cheat Ankle Biter. Okey. Cheat Ankle Biter. Değil mi? Benden çaldığı kart o zaman. Çünkü bakın demin 2 mana varken oynamaya teşebbüs etti. Arkadaşlar Cheat Ankle Biter, Flame Geyser, Golakka Crawler, Primordial Griff var. Primordial Griff olsa demin atması lazımdı. Golakka Crawler olabilir.
Flame Guardian olsa bunu atmayı düşünmez. Zaten bunu atardı. Demek ki Cheaty Anklebiter. Onun için arkadaşlar kafanızda düşünmek daha iyi bir şey. Ya yani böyle rakibin üzerine okul atıp şimdi bakalım. Cheaty Anklebiter. Bildiği var. Okey, peki. Harikasın. Çok kötü vardı tabii yaptığım. Hadi. Yani takipten hepsi birer dram yani. Okey. Yani. Arkadaşlar advanced hareket yapacağım diye herif kendini yırttı. Cılkını çıkardı. Burada bu olur herhalde. Underplay oldu şu an. Buyurun. Arkadaşlar normalde en korkunçlardan biri Alunet. Şu an Alunet'ten de çok olmuş. Sultraze kötü olabilir herhalde. Hoppa. İşe yaradı tabii ki arkadaşlar. Secret'ın götürüp 3'e 5. 3 vurdu. Nani. İşte arkadaşlar bu çok aşırı bıdığız ya. Aşırı bıdığız yani. The light protects me. Elinde Stolen Steel'dan aldığı silah var ha. Tonsilia. Bu arkadaşlar bunların hepsi gerçek sub değil. Twitch dün itibariyle bir değişiklik yaptı. Hadi bakalım. Rogue'dan bu çok verimli olur gibi gelmedi bana ama bakalım. Yani arkadaşlar başka bir klasta biraz sıkıcı olabilirdi ama. Ne bulacak? Assassinate atabileceğin işe herhalde ki o da yani. Evet. Yani arkadaşlar. Çok kar etmez. Ekris Veteran dersi işte böyle. Yani bayağı zor sağ kalmış. Ama Flame Geyser hareketi iyi ezdi arkadaşlar. Orada 5'e 2 duruyor gül gibi. Ulan sen 5'e 2'ye... Sen 5'e 2'ye git, Flame Guys'larını at, bire bire kafanla vur gerzek. Oo. Eko döndü önüne. Oo. Önce çok mana olan yapıyor ki iyi bir şey gelse onu atamazsın. Abi ne yapıyorsun? Ve adam ne güzel kartı varmış. Bunu yapsa biz bitmiştik. Ne diyeyim abicim ya. Allah kılıçı versin. Mastis ben nasıl bulsun Alican? Canım benim. Adam priest mi? Evet, Method almış World First, ben duydum. İşte arkadaşlar 4-0 ama değişik bir şey. Vermemişti, doğru. Haklısın Umut. Doğru. Adam elinde 2 kart yağmadı, adam elinde 1 kart geldi, haklısın. Ama yine de 2'ye 4 ekolu kart vardı, 3 tane ondan oynasa. Ekosunu verme, doğru söylüyorum. Sami hoş geldin. Fena değil herhalde ya arkadaşlar. Çok gönderecek belli değil yani. Güncelleme geldi mi? Çocuklar. Şimdi olması lazım. Oğlum Mr. Clary o önemli değil. Rakibin eline göre olmaz en iyi oyun. Mecbur.
30. galiba arenada en iyi sıralamamız. Bunu yiyemeyiz şimdi. Ama işte bu acımasız bir çekiş arkadaşlar. Üçüncü tur yukarıdan iki manlığı yok. Şimdi gelmiş olması lazım. İşte ben bunu diyorum, evet. Şunu bileyim. Güzel. Bunu yiyeceğiz arkadaşlar karşısında. Öldürebiliyoruz onu. Şöyle, o arkadaşlar zaten abone, onları paylaşma opsiyonunu sağlıyor onlara Twitch. Onlar şu an abone olmadılar yani. O adamlar abone aslında, abone değiller demek istemedim. Şeytan diyor, ver dwarf şuna. Arkadaşlar bayağı da ezer aslında ama. Yok. Update yok değil mi? Şu an. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Dün itibariyle Twitch abonelik badge'lerinin alınma şeklini değiştirdi. Abonelik badge'leri normalde şöyle alınıyordu arkadaşlar. Arka arkaya düşürmeden kaç ay abone olursanız o kadar oluyordu. Bu masa bizde. Güzel. Arkadaşlar kart olarak da eşit durumdayız. Adamın 6 kartı artı coin'i var. Benim de 6 kartım var. Ki benimkilerden biri masada. Şu an arkadaşlar abonelik badge'ler artık şöyle tayin ediliyor. O kanal olduğunuz toplam abonelik sayısıyla oluyor. Yani farkını söyleyeyim. Eskiden arkadaşlar bir kanala 3 ay abone oldunuz. 3 ay badge'ini aldınız. Sonra işiniz gücünüz çıktı, gelemediniz. Aboneliğiniz düştü. Sonra geldiniz bir daha abone oldunuz. Tekrar 1 aylık abonelik badge'iyle. Yani uzun bir süre verdiğiniz zaman arada 1 ay gibi bir süre verdiğiniz zaman düşüyordu streak'iniz. Ve arkadaşlar seriniz gidiyordu. Ve abone olduğunuz zaman 1 aylık badge'e devam ediyordunuz. Artık geldiğiniz zaman 4 ay diyor. Hatta şöyle olsun arkadaşlar. 3 ay abonelik düşürdünüz. 6 ay abonelik düşürdünüz. 2 abonelik düşürdünüz. Sonra geldiniz bir daha abone oldunuz. Adam diyor ki 1 yıl abonelik. Toplam 12. kez abone oluyorsunuz ya. Bu problem yalnız. Blizzard. Biraz kötü oldu. Biraz canımızı sıktık. Aferin sana Ulu Savaş. Float like a butterfly. Sting like a bee. Bunu öldüreceğiz artık tabii. Awaken my children. Of. Ne çok bu iş var ya böyle. Scorch.
Arkadaşlar bunu inmek istemedim bir damage vurmak için. Çünkü eğer adam Acolyte Violet Worm öldürürse sonra gelen birbirlerinin hepsi bedavaya ölüyor. En azından şu an birbirleri için bir umut var. Ne çok natik elmetler çıktı ya bugün. Yok artık. Ey Allah'ım peki. Bunu bunun üzerine taksam mı? 8'e 8 oluyor. Kısaca YK. 3 ay olmuş. Emin değilim ya arkadaşlar ne yapmam gerektiğine. Bunun stealth'ini bozmaması lazım. Yanlış bilmiyorsam. Atak etmiyor çünkü. Emin değilim ama damage vurmak. Hah bozmadı tamam. Tabi verim alamadık arkadaşlar. Yani bu magnetiğin amacı aslında biliyorsunuz saldırmak hemen. Bakalım ne geliyor arkadaşlar. Bu iyi. Life'ımız da boşa gitmiyor da güzel. Bire ikilere gerek yok herhalde. 24-22. İki tane daha artı yaratı bir yaratığı var. Okey. Şimdi Firefly'lara ineceğim tabii. Öldüremesin diye. Bunu da ineyim mi? Bunda biraz aslında ters combo ama ne yapalım. Görüyor musun bakın? Arkadaşlar yani farkını. İyi ki saklamışım. Tabii ağzımı ediyorum bir yandan kendimin. Çok güzel. Holy Nova yiyince gebereceğiz de. Yani tabii çok sinir arkadaşlar. Bütün masaya bir vuran kartım var adam yaratık inmiyor yani. Holy Nova tap tek mi abi? Ve bekledi mi adam? Abi Holy Nova masa öldürdüm ya. Holnova'yı düşündü iyi oldu. 20 atak yaratık öldürürken mazdan. Wonder...
Acaba geri zekalı olabilir misin? Lupicim. Hı? Aptal olabilir misin? İhtimali var mı? Tangomancer. Daha artı verdiği yaratıkla oynama gereğini görmedi bu arada. Daha artı verdiği yaratıkla oynamaya ihtiyaç duymadı. Öyle çekiyor yani. Adamın artı bir artı bir yaratıkları var. Onları oynamaya ihtiyaç duymuyor adam. Vay ya Ali Caner, sakin ol oğlum biraz. Tamam yani adam koleksiyondan kart seçip çekerse, oyundaki en iyi kart tap tek ederse yeneceğini hepimiz biliyoruz. Tamam. Sakin. Ya çok kötü oynuyorsun be abi. Çok çok kötü oynuyorsun. Her bulduğu yaratığa Spirit Lash atıyor arkadaşlar. Hayır. Eko kartları buff almıyor. Ekolu kartları kartın orijinal haline dönüyor. Daha şişir. Tabi daha şişir. Ve face. Mesela oyunda pyro... Oyunda polimorf diye bir kart yok çünkü. Oyunda polimorf. Mesela şu an polimorfisi kaybedecek oyun. Ama ağır gerizekalılık bunu gerektirdiği için böyle bir adam. Mesela şu an polimorf yese, şu an meteor yese ne olacak? Bak, hero power, meteor, buna kafa, yeniyorum oyunu. Bu kadar izliyor oyunu. Oyundaki en iyi kartı, koleksiyonla açıp seçip çektiği kartı, anladın mı? Koleksiyondan kart seçti, ki bu arada onun yapabilecek kapasitesi de yok. Koleksiyondan kart seçse mesela Spirit Lash falan alabilirdi. Sorun değil. Sorun yok. No problem. Allah'ını seveyim, ben bilemiyorum. Aptalın önünde gidenisin, bana ver play'den. Evet, inebilirsin Togesto. Çünkü Rush geldiği tur kafaya saldıramaz yazmıyor. Geldiği tur minyonlara saldırabilir yazıyor. Charge da geldiği tur istediği yere saldırabilir diyor. İkisini kullanabiliyorsun. Ama eğer Rush'ın tanımı geldiği tur minionlara geldiği tur player'lara saldıramaz olsaydı o zaman olmazdı. Bundan emin değilim. Taptekiyle ne alakası var ki oğlum? Saçma sapan konuşma. Ya adamları savunacağım diye saçmalamayın, tamam mı? Yani benim 4-4 yaratığım bedava öldürebiliyor. Onun yerine Meteor'a veya Polymorph'a yaratığı verecek şekilde oynuyor. Ne yapacak oradan sonra? Benim life'ım çok yüksek. 27'yim. 8 vursa kaç yazar? Al bakalım. Top'taki güvenmek ne demek yani? Ice Owl olmaz. Ama zaten Ice Owl'da net bir şekilde yazıyor. O yani geldiği tur gittiği tur muhabbet değil. O asla saldıramıyor minyonlara. Okey. Yok arkadaşlar, adamın hiçbir kapasitesi yok yani. 500 tane Spirit Lash almış. O tabuka Spirit Lash atıyor. Ya hiç Spirit Lash atılmayacak yerde Spirit Lash atıyordu. Anlamadım ben ne yaptığını. Vur abi. Bu adam da fena değil bu arada. Bu da sağlam kötü. Gel bakalım. Mecbur.
Yapılacak bir şey yok. Evet, dünyadaki son bir malı kan tızmakları yemeye başardık. Okey. Ya babam ne kadar kötü harcadık atların hepsini ya. Geçemiyorum abim. Bir tont inip dokundurtmuyor abi. Bu ne ya? Abi. Argent, Squire, Elven Archer. Sonra silah, Otaboka, Hunter's Mark, Headhunter's Hatchet'ın durability'lerini aptalca harcamak. Yani her türlü hata yapıldı be kardeşim. Heh. Öldür abi tabii ilk tarafı. Ve arkadaşlar en güzeli ne? Elimde bu var. Yapamıyorsun. Yapamıyorsun. Bu çünkü immune. Bunu iki banana verirse 5'e 6 olup bunu öldürüyor değil mi? Güzelce. Yapsın. Hayatımız acı ya arkadaşlar. Yani hiçbir yaratığımız sağ kalmıyor. Bir şeyler yapıyor. Hepsi misplay. Hepsi yanlış tercihler. Sorun değil abi. Silahın durability'sini harcıyor. Dandik yaratığı hantmak. Önemli değil abi çünkü çekiyor doğru kartı, anladın mı? En son 5'e 5'e 3 mana deadly shot'ı çakıyor. Ondan sonra her şey rahat. En son 5'e 5'e çaresiz kalıyor. Kaybedecek oyunu. Deadly shot. Ha, at bakayım ona banana nasıl atıyorsun gerizekalı. Hı? Aptal. Allah'ın gerizekalısı. Manyak ediyor denesini bu gerizekalılar ya. Manyak ediyor denesini bu gerizekalılar ya. Snipe abi inanamıyorum ya. Adamın kötülüğüne inanamıyorum ya. Yok gelecek. Sorun yok ya. Adam Bear Shark'a banana atmaya çalışan adam. Sorun yok abi. Yener tabii abi. Bear Shark'a banana atmaya çalışan adam beni yener abi. Sorun değil yani. Birinci tur. Argent Squire diyorsun. Birinci tur Elven Archer diyor adam. Böyle başlıyor. Elven Archer Argent Squire atılır diyor. İkinci tur yaratık mı diyor. İkinci tur yaratıksa silah diyor. Pardon ikinci tur. Tark Reaper coinlendi. Üçüncü tur silah. Dönmüştür yanlış bir yaratığa. Hunter's Mark sorun değil abi. Sorun değil ki. Problem yok. Kafalar rahat çünkü arkadaşlar. Burada benim bir işte. Harika. Poison's yaratık insek dağılacak herif. Problem yok abi. Snipe. Snipe. Birinci tur. Argent Squire. Argent Squire Elven Archer. Başlangıç böyle. Böyle başlıyoruz işe.
5'e 5 iniyorum, çekiyor. Deadly shot, 5'e 5'e deadly shot. Yani arkadaşlar ben bu adamın bu hareketlerinden boş yere şikayet etmiyorum. Adam gerizekalı. Adamın oyundan haberi yok. Aptal aptal hareketler yapıyor. Tam kaybedeceği zaman çekiyor taptaki. Demin ki gerizekalı gibi. 20 atak yaratık mı var? 20 atak yaratık var. Adam hani beni cezalandırıyor ya oyunculuğuyla. Benim misal launcher'ımla kendi yaratıklarımı vurmamı sağlıyor ya hiç yaratık inmeden zeki olduğu için. Benim masada 20 atak yaratığım var. Adam 20. Ölecek vurunca. Çekiyor. Holunova 20 atak yaratığın hepsi ölsün. Yani arkadaşlar bakın adamın elinde Holunova olsa diyeceğim ki tamam adam saklamış. Herif bizi yemledi falan. Hayır hayır elinde Holunova falan yok. Diyor ki abi bu yaratıklara bir vuruyor adam avantaj sağlayamasın. Ben hiçbir şey inmeyeyim diyor. İnmiyor hiçbir şey. Tam öleceği tur. Tam kritik hasar yiyeceği tur. Holunova taptı kal. Ne bir problem yok. Bir problem yok. Okey. Kafam vuracağım mı abi? Neyi bekliyorsun? Ha Omega Defender attı. Okay. Evet evet. Mistakes were made. Evet. 6, 4 damage kaçırdım akıllı çocuk. 4 damage kaçırdım. Sen çok zeki olduğun için anlıyorsun bu işleri. 1800 IQ sahibi olduğu için adam ben dalga geçiyor yanlış oynadığım için. Zekisiniz anasınız. Keşke sizdeki zeka bende olsa. Allah'ım gerizekalı ya çok sıkılıyorum ya. Yemin ediyorum çok sıkılıyorum ya. Tamam abi. Yine life almadan oynadı tabi bunu. Çok güzel. Harika. Bana Dragon Slayer. Yok. 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 Anam adam yapar. Anladın. Backstab'ını atar. Blight Nozzle Crawler. Dragon Maw Scorch. Hepsini yapar. Bana şuna bir Dragon Slayer yok. Okey. Çok güzel abi. Çok güzel. Yarım aklıyla adam bende dalga geçiyor. Yaptığım play'i kavrayabilecek kapasiteye sahip değil. Problem yok abi. Problem yok. Okey bakalım. 4-3 olduk herhalde. Yani bu destek kalitesi de arkadaşlar çok yüksek. Yani adam gerizekalı olsa da problem değil. Destesi çok iyi. O arayı güzelce kapatıyor biliyorsunuz deste. Blink Fox, Star Creeper, Blight Nozzle Crawler, Dragon Maw Scorch oynadı. Dragon Maw Scorch oynadığı tur masadan 2'ye 1 artı 4 4'ünü kaldırdı. Oh. Flamesack gelirse belki. Var mı fena nice? Hiç korku yok ha. Efendim Flamestack bulur, Blizzard bulur. Oyunu kaybederiz falan. Yok abi yok. Korkmuyor adam ya. Niye korksun ki yani? Bulamaz ki diyor yani. Nereden biliyor onu bilmiyorum. Bulamayacağım ama adam öyle diyor yani. Peki abi. Mirror. Bir sürü ucuz yaratık indi. Hemen taptek kötü ucuz yaratık. Okay. Okay.
Hava arkadaşlar primordu gripimizi de attık. Pek numaramız kalmadı açıkçası. Poison'ı sindiği için şey de yapamıyorum tabi. Doğru düzgün bir destek vermek çok büyük bir günah herhalde arkadaşlar. Anlayamıyorum ama. Oynayamıyorum yani. Pilim bitti. Bütün oyunlar pilim bitti. Kartım kalmadı ve kaybettim. Okey. Bunu kimeye cesaret edebilir mi? Etmemesi lazım. Koşunlarda. Bence 2'ye 5'e vurması lazım. Veya Walk the Plank Tap'tak eder abi. Yani, daha, yani adamın bu seçimi yapmasına gerek yok ya. Anladın mı? Adam bu seçimi yapma ihtiyacını hissetmiyor ki abi. İhtiyacı yok bu seçimi yapmaya. Bunun 7 ceddinizi ben size izin, değil mi? Ya bu olmaz artık abi. Ya abi nedir ya? Büyük yaratık yapacak. Hayır peki. Karşılıklı pil bitti. Bakalım ne çekiyor. Şimdi arkadaşlar adamın derdini ben size söyleyeyim. Adamın derdi tabii ki beni öldürmek olacak oyun bitmeden. Yani şunlarla bunu öldürdüm. Bunu öldürsem kazanırım. Dragon Ball Scorch'u çekeyim senin gibi. Olur. Bir yaklaşık sonuç. Aferin bana. Biraz banda vuruyor tabii. Şimdi arkadaşlar ne yapsak? 20'sin diyoruz değil mi? Bir ton geri çekmiyor. Şöyle arkadaşlar bir ton geri çekiyor. Arkadaşlar magnetik bir şey çekersen bir ton geri çekiyoruz Kuluk'u. Yani şu an eğer mendiklerimi harcadım ikisinde. Evet. Peki. Şimdi yeneceğim ben. Bunu öldürtemiyorum değil mi? Buraya 4 bırakıyorum. 3 bırakıyorum. Yok ölmüyor. Güzel. Bu iyi bir taktik. Allah diyeceğiz. Şu an arkadaşlar yenmem lazım. Şu an yenmemiz lazım. Leroy dahil olmuyor. Eviserek de olmuyor. Primordial direkt kurtarıyor kıçımızı. Neymiş o son kart? Au. Ali Can gayet çok yanlış düşünüyorsun. Oyun bitmiş artık. İki oyuncunun elinde kart yok. Yukarıdan çekip çekip go diyoruz. Olmaz hayır. Orada dragon bekleyemezsin artık. Drake acıdı bize. Evet, evi istedim zaten. Don tapta gelmesek deniyorduk. Bir kalıyorduk. Khadgar versus Garrosh. Knowledge is power. Evet, şimdi 4 demiş kaçağından beni yen diyordur. Kaçamadım halde.
Bu kadar agresif ve acil miydi abi? Neden ki? Göreceğiz bakalım squash'ı. Evet, Thunder Chase'imiz sponsorumuz oldu. Kola mı oyun mu? Cevap evet. Yani az silah olması lazım İlk tur Forge of Souls coinlemek için. Misplay tabi bu arada her halükarda. Rahat bir misplay yani. Herhalde doğrusu bu. Bir de Midian diyoruz arkadaşlar. Çok beğendiğim hareketler değil biliyorsunuz ama hiçbir şey yapmadan go demek de pek iyi değil. Yani şimdi 3'e 3 body indim masaya. Adam desinden kart çekmeye gönül vermiş. İkinci X pek. Yalnız şu ana kaç adam eline bir de rush'lı kart aldı mı? Bakın orası tatsız. Değil mi? Orası tatsız biraz. Şöyle ezebiliriz onu. Bu hareketi. Bence. Yani arkadaşlar eline rush'lı yaratı kaldı. %100 ya. Artı 2 artı 1 verecek ona. Önce rush'lı yaratı buna kafa atmak zorunda kalsın diyorum. Ama tabi Darius Kral ise fena olur. Harika tabi. Arkadaşlar iyi haber bayağı azalttık ama yani şuş diyorum be abi. Şuş diyorum yani. 2 Woodcutter's Axe biraz iddialı arkadaşlar. Yani Voyager'da ne kadar çok güzel silah var. Abi nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum ya bu heriflerin şansını. Abi 15 armor olsa olmuyor mu? Geri zekalı gibi armor alsın otursun abi 5'e 2 silah geliyor. En iyisi geliyor. En iyisi gelmesin be abi ya. My Jaws. İki tane bile bir. İki damage. Bu kadar. Beş yaratı. Harika tabii ki. Görüyorsun değil mi arkadaşlar bak. Adam destesinde olmayan şeyden verim alıyor. Bu kart random bir silah dedi arkadaşlar bu kart çöp. Heh, güzel tatlık oldu elime sağlık. Hiç utanmıyorum. Hiç utanmıyorum bu yavşaklardan. Affedersiniz hiç utanmıyorum bunlardan ben. İyi oldu golak katıptık. Ya arkadaşlar Spike Shield ne güzel değil mi? Ne güzel yani. Adamların hayatı böyle işte arkadaşlar. Lich King kaçıyor. Onu artı ve artı falan. Güzel abi kolay gelsin. Ellerin dert görmesin. Birinci tur Forge of Souls coinleyen adam. Niye coinliyor? Aptal çünkü. Yani söyleyince sana ayıp oluyor ama aptalın önünde giden olduğu için coinliyor. Başka bir sebepten dolayı coinlemiyor. Geri zekalı olduğu için coinliyor. Hiç acelesi yok. Ama arkadaşlar Spike Shield'ı buluyor mu? Buluyor mu? Buluyor abi. Buluyor abi. Spike Shield'dan silah geleni buluyor mu? Buluyor Unidentified Shield'dan. Ya bu çok çıldırtıcı bir şey. Ya niye başka bir şey bulmuyor abi? En iyisini buluyor. O iğrenç kartı almış. Şimdi arkadaşlar bakın Unidentified Maul güzel kart. Unidentified Elixir güzel kart. Bu çok kötü ama arkadaşlar. Çünkü bunun base hali 5 armor. Ya 15 armor olsa ne işe yarayacaktı şu an? Tabii ki abi bedava öldü. Rahat ol. Rahat ol. Yeah.
İşe yaramıyor ki. Adam 12 kendini yıllamıyor ya. Altı, 11, 15, 18. Maşallah, maşallah. Öldürecek utanmasa. Acaba hiçbiri boş değil aslında. Arkadaşlar Hidden Frostride oynamak istemiyorum çünkü Shudder Voka yapıyor biliyorsunuz. Artı 2 artı 2 Anti-Magic Shell. 6, 5, 4, 3 kaç yapar? 18 yapar. 26'ya çıkıyor ölmem. Okey. Bütün masa 3. Tabii ki. Lich King kartı yok mu ya bütün masa 3? Hadi canım. Okey. İdare eder arkadaşlar. Ha, o bitireydi o zaman. Yo, death koymuş. Peki. Güzel mi? Kötü değil en azından bunu söyleyebiliriz. Bir damage kaçıracağım şimdi. Şimdi tabii Shudder Walk bayağı kötü. Yaratıklarımızı freeze edecek çünkü. Ne yapıyor? Bir secret verecek bize. Bir yere iki vuracak. Bir yaratığa iki atak verecek. Okan selam sağ ol. Altıya altın bu Shudder yani bunu inersen. Bu herhalde önce. Şimdi arkadaşlar Shudder ne yapacak? Bir pirate yemeye çalışacak. Yok. Bütün yerden freeze edecek. Masaya bir secret koyacak. Bir yaratı artı 2 atak verecek. Bir hedefe 2 damage vuracak. 2 tane birebir çıkaracak. Değil mi? Şu an böyle oynarsak. İdare eder be. Bilemedim ki. Güzel. Bana iki damage vurmayı başardı tabii ki. Güzel. Spellbender'ı ya arkadaşlar. Execute'a en azından şey yapmayız. Ya arkadaşlar Omega Defender'ın problemi şuydu. Yani Omega Defender oynasam bir tek Omega Defender oynayabiliyorum. Hadi bakalım. Overkill diyorsun. Olur abi. Şimdi arkadaşlar bende Lethal var. O güzel. Adam 17. Hero Power basarsa 19 oluyor. Bende 12, 18, 19, 20, 21 damage var. Yaratığımı Spellbender ile koruyabiliyorum. Boomship. Boomship iyi oldu tabi aslında. Okey.
Bir dakika, bu tab tek. Öldürmüyor değil mi ama? Tık tık divine'lar kalkıyor. İniyorum. Birine hero power vuruyorum. Birine böyle vurup ölüyorum. İyi bir tab tek ama yeterli değil. Arkadaşlar execute'tan korunmuş durumdayız en azından. Adamın elinde bir tane random legendary var. Nope! Bu arada arkadaşlar execute damaged olmadığı halde bunu öldürüyor. Hearthstone'da bu işler farklı çalışıyor. Mesela Magic'de olsa bu yaratık ölmezdi. Yani benzer bir pozisyon olsaydı. Abi üzerine vurup. Sen 2 sağ kalsın. Lütfen sen 2 sağ kalsın. Peki. Ya nasıl oluyor ya? Artık inemeyeceğim abi. İnemeyeceğim yani arkadaşlar. Ağzıma ediyor kart yani. Abi ne kötü zamanda geliyorsun ya. Adamın elinde bir random legendary var değil mi arkadaşlar? Hiçbir şey inemeyeceğiz galiba. Çünkü bakın şimdi bunu inersem devastate gelirse bunu vereceğim. Oh, bir random legendary var elinde sadece. Ya normalde ölmesi lazım. Ya brawl çekmiş ya. Ölsen mi be? He? Ölsen çok iyi olur vallahi bak hadi. Öldü yani. Tabii bir açıdan bakınca yine şanslı izlenebilir değil mi? Omega Defender'ın sağ kalması iyi oldu. Kan aldı. Kan kan. Ooo Sprite'a mı kaldı? Neyse arkadaşlar 6 oldu yine şükür. Bir de tabii arkadaşlar 2 Frost Rider oyun başında gelmeyince koyuyor insana. Yani şimdi şöyle çok iyi bir kart ama oyunun en başında iyi bir kart. Daha ilerleyen şımarada patlıyor yani. Bu halin arkadaşlar başarımızın sebebi 2 kere Gol Hakkı Crawler çalıştı. Yani normalde biliyorsunuz Gol Hakkı Crawler. Hani Dragon Slayer biraz çalışıyor ama Gol Hakkı Crawler öyle pek çalışan bir kart değil. Bir arada bir kere ya çalışır ya çalışmaz. Güncelleme yoktu değil mi? Çocuklar var mı güncelleme şu an? Belki onda gelir. Telefon nerede? Çıktı kapı. Bayağı fena bir misplay ya. Yani arkadaşlar bakın. Kartımı öldürüyorsa kabuldü bir nebze de. Kartımı öldürmedik, kart hala masada. Şimdi bir daha mı vuracak mesela? Vallahi vuruyor. Oğlum ne yaptı? Peki. Şimdi burada mesela 3 manaya bakın. Hildinir'im olsa yandı bu herif. Hadi Hildinir oğlum. Bir daha vursun. Arkadaşlar life gidiyor. Vuruyorum ben şu an. Tıkır tıkır az az da olsa. Bekir hoş geldin. Yedi azazel. Yedi alsan %100 150 gold'un geri geliyor. Güzel. İkinci şansını iyi kullan. Evet. Bayağı oldu ama. Yakın zamanda açmadık. Mad you. Demek bayağı erken ben yemişsin.
İkinci şansını iyi kullan. İki bir kere ben yemişsin hem de. Toksisten azaldıysa kanalımıza hoş geldin. Yok, devam edeceksen aynı gazla tekrar yersin gidersin benim. Gerçek üstü bir olay arkadaşlar. Adam ilk 3 tur Euro Power bastı. Bence de yer tekrar ama. Göreceğiz bakalım. Yok ama lay 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 eleman onu sormadı. Varmış. Ve inmiyor musun? Oo, daha da aptalmışsın yani. Hiçbir şey yoktu demiş. Peki. Geçen 3 pounds'dan adam nasıldı arkadaşlar bize? Adam biri bize gelip 3 tane. Abi 3 malık kart çekeyim. Yapma işte onu yapma artık ya. 3 malık kart çekeyim ya. Yapma işte. Arkadaşlar bakın adam fall yok, yumurta yok, 17 kaldı. İnanılmaz damage yedi yani. Şimdi elinde artık çok fazla ucuz yaratık kalmamıştır diye düşünüyorum. Arcane Key Smith inelim mi? Peki. Ha senin. Bu üçüncü tur gelse yermiştik burada. Şu an ölmüştü bu adam. No. Not yani. Not diyor şair. Not diyor şair. Vallahi arkadaşlar bizim desteğimizde ben buraya şey düşünüyorum açıkçası. Adam burada bayağı ciddi miktarda yani ucuz yaratığı varmış. Salak olduğu için inmiyor sadece. Abi bu nasıl bir cimriliktir ya? Peki. Gol hakkı var abi hadi. Peki. Gol hakkı yok. No gol hakkı for you. Dur. Şimdi bu Dangalan'ın elinde şey de var mıdır acaba? Bilemedim arkadaşlar. Bungle Mancer falan çıkmasın. Yani çok şaşırdım arkadaşlar. Adam o kadar Europa bastı elinde 2 malık yaratık gırla varmış. İyi ki Arcane Key Smith'le verim alırıp deyip şey inmemişim. Hadi abi. Bu arada bu ne demek arkadaşlar? Adamın 4 tane 2 malık yaratık varmış. 4. 4 tane 2 malık yaratık varmış. Hiçbirini inmemiş adam. Harikasın abi. İkisini de öldüreceğiz tabii. Oyun kaybederiz yoksa. X-Lead kopyalayabilseydim Arcane Key Smith'le iyiydi. Ölelim abi. Artık 4 tane 2 malık yaratığın üzerine başka çıkarmaz diye umsam ne kadar iddialı olur bilmiyorum ama. Çok şaşırtıcı arkadaşlar. Adam o kadar Euro Power basma elinde 4 tane 2 malık yaratık varmış. Tamam tek kötü yaratık. Abi sevmiyorum bu işi ya. Ya sevmiyorum abi bu işi sevmiyorum. Nasıl anlatayım bu işi ya? Abi nasıl anlatsam acaba ya? Nasıl anlatsam ya masajını artık ya? Sülalesiniz. Ya bir de bunu çekiyor. 2 tane 2 getiriyor adama bu. Ya abi ciddi ya manyak mısınız? Bu ne ya? Abi nasıl oluyor ya?
adam 2 manaya 2 tane 1'e 2, 2 tane 2'ye 2 açıp benim de Secret'ımı ezebilsin diye Firefly'ı taptik ediyor. Ya anasını bacısınız. Başlayacağım ben bu oyuna ya. Ya yeter artık, bu ne abi, ayıptır ya. Ya adamın Soul of the Forest işe yarasın diye adam Firefly taptik ediyor. Elinde 5 tane 2 malık yaratık olan adam ilk 4 tur Hero Power basıyor ya abi. İkinci Soul of the Forest, iki Soul of the Forest oynuyor. Ya bu kadar aptal bir herifle oynuyorum. Allah belasını versin bu oyunun ya. Bu ne abi ya? Olaya bak abi ya. Perfect fit. Perfect fit. Elinde 5 tane 2 malı yaratık varken 4 tane Hero Power basıyor ya. Soul of the Forest'ı çalışsın ve benim Mirror Entity'm patlasın diye Firefly taptaki diyor. Oyundaki en iyi kart. Yok daha iyi oyunda kart. Hem bana 1'e 2 veriyor. Hem adam 2 tane 1'e 2 oluyor. Hem de o 1'e 2'ler öldüğü zaman 2'ye 2 getiriyor. Nasıl oluyor ya? Şu desteğe bak abi. Naturalize var mı abi? Peki. Okay, hepsi. Öldüreceğim mi hepsiyle vurup? Vallahi hepsiyle vuruyor. İnanılır hiç değil. Peki. Time waits for no one. Yok, Primordial Drake. İnmek zorundayım. Kartım bitti. Onu olmazsam olmaz. Sevineyim herhalde. Angry Chicken ha. Mantıklı abi. Angry Chicken. Okey. Çıkın.
Birinci tur 1-1 Death Rattle'la Coin Hero Power. İkinci tur 1-1'e Hero Power. Üçüncü tur 2-1'e Hero Power. Soul of the Forest Savager. Arkadaşlar bir yere kadar sabrediyorsun. Adamların bütün salaklıklarını, her şeyi sabrediyorsun. Firefly Tap Tek artık fazla geliyor abi. Yani yaptığım her harekete Tap Tek'le korkunç iyi bir cevap vermeye gerek yok ya. Yeter yani, yeter ama geziyor yani. İlk oyun iniyorum. Shadow Bird beni lazım. Çekiyor Shadow Bird'i. Sonra şey lazım. Yine pilim bitiyor arkadaşlar. Adam kart olarak önde yani şu an. Ve biliyorsunuz benim bunu tazeleyip doldurma şansım yok. Ancak çok iyi bir Primordial Drake'le inmem lazım. İkincisi. Yani arkadaşlar damage'ı da vuramıyoruz. Hani bir yandan güzel damage vurayım okey. Hayır. Tabi herkes ben olmadığı için adam Frost Rider'larını çekiyor oyun başında güzel güzel. Bende var Frost Rider. Dragon gelmesi lazım yoksa olmaz. Şu Dragon Ball Scorcher'a bile razıyım herhalde. Dragon geldi. Oy. Belki ufak bir umut. Yanına bir tane daha oynayacak kart gelse olur. Frost Rider falan iyi olur. Scorch geldi. Scorch geldi ama tersten geldi. Peki. 22'sinde. 6 kart, 7 kart. Arkadaşlar Scorch var elinde. İnince de bunu telef ediyoruz. Çok fena. İnmezsen yapacak hiçbir şey yok. Bir şey gelmesin. İşte arkadaşlar bu beni bezdirdi artık, anlatabiliyor muyum? Ben bundan tiksindim bu işten ya. Abi yok mu bir tane gelecek kart ya? Arkadaşlar hani Amani Warbear, Worgen Abomination gibi iyi bir şeyler demiyorum. Da yani ne bileyim. Worgi gelsin yani. Anladın mı? Bir şey gelsin yani. Kendi yaratlarımı vurarak Dragon Ball Scorch oynayan bir ben varım yani şu dünya üzerinde yani. Gitti arkadaşlar. Adam vurdum, yaratım gidiyor yani. Kendi kartımı öldürüyorum. Bırakın bakın. Kendi kartına adamın kartını öldürmeyi bırakın. Kendi kartına kendi kartımı öldürmek zorunda kalıyorum yani. Abi yeter ya. Neyse 7 yaptık. Ona da şükür herhalde.
Let me show you the arcane. Helal öldürüyor. Rahat çünkü kafası. Daha da güzel. Peki. Easy. The life game. 2'ye 1 mi? Şöyle dandik bir Primordial Drake olasılığımız var. Peki iyi değil. Yaramayacak şu an. Kaybedeceğim onu. İşte arkadaşlar alternatif yok ki. Mesela şunu çekeyim falan. Hayır öyle bir alternatif yok. Bu var ve onu ineceksin diyor. Bu iyi. Bu iyi. Bana ekstra film var. Wind Fury. 3'e 9 Wind Fury. Peki. İşte arkadaşlar, Cone of Gold'un işe yaradığı zamanlar oluyor nadiren de olsa. Bu onlardan biri evet. Bir dakika ya. Bir dakika. Bayağı ciddi durum oluştu şu an. Bayağı damage falan veriyorum ben şu an. Öldürebiliriz bile. Çünkü bakın o 5'e 4'ü arkadaşlar 2 tane 1'e 1 ile vurup Fireplume Phoenix'i öldürebiliyorum. Yani 12'ye 6 adamın cevabı yoksa. Wow. İşte arkadaşlar Naturalize. Ben sevmiyorum kartı. Şimdi bazen öndeyken arkadaşlar onu bitirmek üzereyken o kartla oynatmıyorken iyi. Ama arkadaşlar rakibin oyuncak hiç kartı yokken benimki olduğu gibi. Tamam 4'e 8 yaratığı attı güzel. Ama yine de arkadaşlar benim oyuncak hiçbir şeyim yoktu bir anda bana pil verdi. Abi gözünü seveyim Starfire atma. Peki. İşleri bozdu biraz. 12, 13, 14, 16, 17 vurabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar adamın şimdi secret bir işe yaramaz çünkü arkadaşlar bir tane yukarıdan kaç çekecek yani adam. Gerçi 12-14 desem bir dakika. 14 desem kafasına vursam. Ay o yarar. Saldırılan yaratımın kopyasını koyup direkt oyunu kazanabilirim. Bir. İkincisi arkadaşlar explosive runes inersem adam ölebilir bile. Lethal çıkartabiliriz o sayede. Hadi abi işe yarar bir şey verirsen. Explosive Runes'u deneyelim bakalım. Bakalım. Abi ayı çekme. Kopya koysam zaten bitmişti oyun direkt de. Yani saldırılan yaratımın kopyasını koyan çekseydik bitirmiştik. Okay. Continue the first. Sağ ol. 3 ay olmuş. Yayınlar hocam sen de bu oyun. Hadi bakalım. Peki abi sağ olasın. Spell mi çekin anlamadım ki. E tabi arkadaşlar şimdi şey de kötü oluyor adam için. Deathwing çıkarmayacaksın değil mi abi? Spreading Plague. Şimdi arkadaşlar düşünelim. Normal koşullarda böyle lethal var değil mi? Büyük taunt bile bulsa. 10 herhalde taunt'u bulsa ne oluyor? Tak tak böyle öldürüyorum. 1, 2, 3, 4 hero power öldürüyorum. Evet. 10 herhalde taunt. 12 herhalde taunt'u bulsa buna ihtiyacım var. Tamam abi. Ayrıca Deathwing çok küçük bir olasılık yani. Varsa biteceğiz de.
Yani sonuçta Sleepy Dragon veya yani başka bir büyük ton. Çünkü bakın bu niye demek arkadaşlar? Witchwood Grizzly'yi de engellemiş oluyoruz. 12 er ya adam. 6 kalıyor. 3, 5, 6 vuruyorum. Üzerine vurup öldürebiliyorum yani. İyi yani. Eksplozyeden korkamaz şu an. Ölmek üzereyken arkadaşlar kartlardan korkma lüksünüz yok. Ne varsa var lan deyip atacaksınız. Normalde arkadaşlar 2'ye 4 artı 2 tane birebir inecektim ben. 2 ekstra damage veriyor. Ama eksplozif fena değil. Esas arkadaşlar yaratığımıza saldırılınca kopyasını veren kart çok çok iyiydi. O bitirir direkt. 12 out taunt koyacak oyuna çünkü. Onu denedim. Kaç mage secret var tam şunu hatırlamıyorum da. Vaporize, Ice Barrier, Mirror Entity, Explosive Runes, Mana Bind, Counterspell, Spellbender 7. Bir de o yaratık kopyası koyan 8 işte. 8 ya, 8 mage secret var. Tabi. Evet, Naturalize'da kaybetti adam. Bakın. Yani tam söylediğim şeyin demonstrasyonu oldu aslında değil mi? Abi işte kart çekemiyoruz, kart çekemiyoruz, kart çekemiyoruz dedim. Adam dedi ki al kart çek. Ha öyle mi dedi? Bitti. Çünkü arkadaşlar genel kart kalitemde bir şey yok. Genel kart kalitem yüksek benim. Hadi oğlum. Bizim besteye bu yarar biliyor musunuz? Kartım bitiyor. Yani çünkü bakın genel kart kalitesi fena değil. Ama arkadaşlar üstünlük yapamıyoruz. Yani üstünlük yapabilecek birkaç kartımız var. Dragon Slayer. Ali Mert İnce. Tebrikler canım benim. İstanbul için Con of Cold vakti diyeceğim. Atamıyoruz. Hay anasını satayım. Vay be. Wow. Con of Cold atamıyoruz. Nice. There must be a way. İzdi. Yani atabiliyorum da. Ne kadar verimli bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar şöyle bir problem var. Bakın bunu Con of Cold'ladım. Gelecekte bunu Hero Power yaptım. Öldürdüm. Sonra bunu bedava yiyebiliyorum gerçi. Pek iyi değil gibi ya. CK 34.52. Aşağıda bağış yapmak için çeşitli şeylerin ortaya stelt. Akıyorsun yavrum. Sen bu şey işini çözmüşsün bakıyorum. Arkadaşlar 9.9 yapabiliyorum ama bir işime yaramaz. Yapmayalım bence. Şöyle yapayım mı? Bunu freeze edeyim mi ben? Bence edeyim. Şimdi arkadaşlar çöplük çıktı adamın elinden değil mi? Bir sürü çöp çıktı. Bir tane kabul edilebilir bir yaratık alsam. Bütün bir arena boyunca. Tabii tek çöp yaratık değil. Bir komisyon var. Ha şu an bilmiyorum. Okay. Okay. Ama abi artık. Bezdirme yani. Tamam peki. Yeter artık şampiyon. Bu arada iyi oldu arkadaşlar. Güzel kart yani. Hazır freeze'ken.
Arkadaşlar Rogue'ları rahatsız etmek lazım. Yoksa o adam Quest'in çok güzel hero power'ını çok güzel kullanıyor. İşte bakın. Bende bu kartlar yok. Bunlar beni yeniyor. Problem yani bu kartlar benim için. Şansımıza coin şeyi çıkar mı? Primordial Drake. Bence 8 çok iyi. Arkadaşlar cevabınızı bildiğiniz soruda sormayın. Yani evet 4 Flamestalk geldi ama ben Grim Necromancer'ın daha iyi olacağı kanısına vardım diye bir şey yok. Biliyorsunuz yani ben de biliyorum bu oyunu. Yani ayrıca herkes biliyor şey alacak kadar oyunu. Tabii ki arkadaşlar. Hey! Cem hoş geldin. Sen onda kaç çekeceğini sandın değil mi? Ağaçlar Morningstar. Akşamımız geldi. Ha, süper. Teşekkür ederim. Adam bana kart çekeceğini sandı. Patetikos. There must be a way. Arkadaşlar mecburen yaptım şunları bedavaya yemesin diye. Evet arkadaşlar Hearthstone güncellemeyi iyi açıklama yapmışlar. Güncellemede bir gecikme oldu. Bekliyoruz diye. Size bahsini ettiğim etkinlik de onunla birlikte başlayacak. Abi ne kadar kötü oynuyorsun ya. Arkadaşlar sorun değil, kartım bitti benim. Adam 100.000 misplay ama önemli değil yani kartları anlamıyor bile. Baksanıza. Easy win yani. Zorlanmıyor bile herif. Ama life sıra değil. Bad rakibim life alsın diyorsun. Peki alayım abi life. Sağ ol. Atak etmezse gece dur silahla indiririm dedi. Onda bir mantığı var ama. Arkadaşlar bakın 5 karta 3 kart. 2 kart gerideyim şu an. Ve adam yani yaptığım misplaylere rağmen. Ne yapacaksın ki abi? Ne yapacaksın ya? Heh, hadi gel. Gol hakkı lazım buraya. Miyav miyav geldi. Join or die. Azaltamadık da arkadaşlar. İşte bakın adam Weaponized Pinata ile ekstra kart çekiyor. Elven Minster ile ekstra kart çekiyor değil mi? Bende yok öyle şeyler. Hiç yok bende. İşte uğraştım arkadaşlar. Primordial Griff ile Frozen klonu aldım kartım bittiği için. Ama tabii bakın bu oyun şöyle bir problem var. Arkadaşlar 8 manlık tek bir kartımıza elimizi süremedik yani. Gelseler biraz daha toparlarız yani. Oğlum Golakka var, Dragon Slayer var lan. Of be abi. İşte arkadaşlar bu kadar damage vuramayınca da. İşte abi Firefly değil de yani.
Yani Firefly değil de başka bir şey olamıyor mu acaba ya? Abi hiçbir yani. Neyse arkadaşlar, bu da işte 8'e şükredelim de. Neyse sınavlı oldum. Doğru düzgün konuşmaya çalış. Türkçe öğren biraz. Bir manalık, bir manalık Argent Sky. Selam Erman. Yine bir hiçbir işe yaramayan şeyimizi deneyelim. Şu kanlı dünyada en az verim olan insan benim bence. Ben de tam anlamadım ama genel mesajı hissedebildim. Toksiyim ben. Türkiye'de öyle birim niye var? Hocaların kalitesi kötü falan gibi bir şey dedi galiba. Tam anlayamıyorum. Evet. Harrison Jones çok kötü kart değil. İşte biraz zayıf. Abi şu oyun sen düşünüyor musun? Pardon. Bütün bu şansınla. Peki. Hadi bakalım. Şimdi kafa göz girmesi lazım diyorum ben. Flash fails. Peki. Bu arada şu an Fireball'u ölüyor aslında. Bir de öyle bir problem var. Ama adam yok. Fireball'dan korkmuyorlar arkadaşlar. Gerçi şimdi de kart yok. O da ayrı konu da. Heh. Şimdi ben yendim mi? Yenemedim ama bir can sıktım galiba en azından. Böyle bütün oyun bir manlık iki manlık kart çekmeyeceğiz yavrum. En sona gelecekler. Death Rattle bir şey gelmesin. Abi yemin ediyorum harikasınız ya. Peki, peki. Okey. Peki. Lütfen Pyros. Artık öldürmesi lazım bence. Abartıyor şu an yani. 2'ye 2 artı 1'e 1'le öldürsün yani. İyi bir şey gelirse burada kötü olur. Wow. Nasıl ya? Abi bu kadar cesaret nasıl ya arkadaşlar? Bakın oyun yakın zamanda bitmiyor yani. Bir fireball gelse ne olur demiyor adam ya. Ölü verecek gerizekalı, haberi yok ya. Gel bakalım. Kafaya vurmasan iyi olur. Peki. Oha. Sniper. Bir dakika, bir dakika. Burada efsane bir şey oluyor şu an. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yendim, inanamıyorum. Ana. Bala bak. Nasıl oluyor arkadaşlar? 9 milyon. Neyse tamam. Ha. Ben bağırınca Blizzard sıkıldı, utandı. Hadi şu arana bitsin de. Arkadaşlar evet, bu bahsettiğim etkinlikle ilgili güncelleme arkadaşlar. Güncelleme ile birlikte başlayacak Lunar New Year etkinliği. Ama güncellemede bir gecikme olmuş. Play Hearthstone kanalı tweet atmış. Şaman kötü. Khadgar versus Anduin. The light shall bring victory. Knowledge is power.
Şimdi arkadaşlar destede biraz ekstra kart çekme kartı olsa bu 8 manalıkla 9 manalıkla bir şey yaparız. Şu an ben 8 manalıkla rastgele çekiyorum. Bakın oyun boyunca çekmedim çekmedim. En sonunda geldiler. Kurtardık. İki Soul of the Forest'lı sadece Hero Power basan adam bana ağır geldi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Bağırdım ama. Katlanamıyorum yani artık. Hayır canım. Peki. Yok, bahar bayramı değil. Yeni yıl bayramı. Lunar New Year. Şimdi burada arkadaşlar şey questler gelecek. Bu ne be abi? Bunları destek limanın kopyası karışsa kaç yazar ki lan? Karıştır al. Benden olsun. Al anasını satayım. Buyur buyur ha. Arkadaşlar bir yani bakın. Rakip bana sorsa bakın. Benim böyle bir seçeneğim olsa. Dese ki desteme bir manaya cheat ankle bite'i karıştırayım mı? Ben derim karıştır. Arkadaşlar. Yani artık turn gelecek 7'ye 8'e cheat ankle biter'ın ne manası var? Daha büyük kartla istiyorsunuz yani. Tortola bir şeyler. Şurada magnetik takabilsek biterdi oyun. Bakın bunun bir mana kopyası problem mesela örneğin. Bire 4 olacak o. Biraz sinir. Olsun peki. Ama işte arkadaşlar bakın bu şans. Tortle'ın Shellraiser adama Stonehill Defender'dan gelmiş. Ama böyle iyi savunup ona artı bir artı bir verecek bir yaratık çıkartmayabilirdi yani. Bulamayabilirdi bu işleri. Buluyorlar tabii ki. Bayağı kötü bir kart yani Spirit of Death. Neither snow nor rain nor witch. Peki. Bak bu da sinir. Bunun altında da sinir. Okey. Tabii ki arkadaşlar yani böyle aptalca bir kart koyup benim rakibimin yani bırakın patlamasını, verim almaması mümkün değil yani. Okey. Grind olalım. Evet abi bununla beni grind et. Tortle'un Shellraiser geliyor abi. Bir mana Swift Messenger karıştırsın seni. Ya abi. Nasıl bunu öngörebilir anlamı? Ya bu turlarca sağ kalır diyor adam yani. Nereden biliyorsun ha? Tabi rahat ol ya. 3 mana 5 4 in. Rahat ol. Tabii ki. Benim yaratıma tuttu gibi geldi mouse ama anlamadım. Peki. Okey. Okey. Well played. Okey. Bunu böyle taksam daha mı iyiydi?
Şimdi Tortal'ın Shellraiser'la Sweet Messenger'ın kopyaları sinir. Tusker Fisherman'la Cheat Anklebiter'ın kopyalarından bir şey olmaz. Onu atılmaz. Dandik 0-3 yarı dağıtma. Tabii. Bakalım. Spirit of the Dangalak'a yenilmek ne kadar güzel bir şey. Peki. Peki Dangalak. Gel bakalım. Ah. Frozen Clone. Kart avantajı da inanılmaz seviyelerde arkadaşlar. Divarmind'la 1'e 3, Free From Ember'la akıllı ortamlara. Şu yapılan aptallıkların bedeli ödense, o 1 manaya Cheat Anklebiter, 1 manaya Tusker Fisherman çekilse. Güzel. Şimdi yaratık kopyası çıkartma işi o kadar karlı olmuyor artık bir anda ha. Canım. Ben böyle konuşuyla pek anlamıyorum. Okey tamam. Aa! Özel. Parayı veren bütün çalar. Canım şey yapmayacak mısın? Peki yer iş. Hakkını yapıversin. Ha yani yap artık. Param lazım. Yok ama. Peki. Ne kadar lazım pek yok yani. Yani bir. Çok çok bakarsın söylemeyeyim de evet. Yani pek kalmıyor. Sayende. Ne yapayım ne kadar lazım? Yok ya. Sağ ol. Seçin çok güzel. Teşekkür ederim. Flame Strike atayım mı şu arana? 12 oyunda. Şuna Flame Strike attım anasını satayım. Sen Flame Strike mi diyorsun? Bu senin yakışıklı hayatım. Money. Dört demir kaçırdım. Ha ha. Ders seçim vardı burada. Ders seçim yok. Ya canım. Dangalak verirsin ya. Ne kadar kafaya konusu satayım. Yenecek ama bir. Okey okey. Hadi Violet Worm. Hadi Violet Worm. Hadi oğlum. Hadi gülüm. Hayır, research oyundaki en kötü kart. Ama. Bunlar. Bu da benim güzel ağzıma tükürüyor ha. Bu arada arkadaşlar adam buna saldırırsa bu ikisi birbirine falan vuruyor yani çok bayağı kötü oluyor ha. Ne zarar verdin be kardeşim bana. Oylama taptek. Biz burada bunlara alışırız. Arkadaşlar 4'e 2 yandık. Ha 2 tane vurmayalım. Bir tanesi ölecek. Okey. Ama yine benim yaratıma vuruyor. Çok kötü aslında.
Spiritlaş atsa bile rezalet. Mad Bomber filan her şey rezalet yani. Your magic shall not save. Bak pisliğe benim yaratımı silence etmiyor. Doğru, ben de olsam etmem. Ya bunu silence etmiyor herif. Arkadaşlar ben kendimden vurmayayım artık. Ağzıma ediyor benim. Böyle vurayım bakalım. Şansını deneyeyim. İnşallah da şimdi o destesini karıştırdığı bir mana kartlar çeker. 6-2 rush'ı değil tabi. Bir mucize arkadaşlar belki. 2 tur vursam nasıl vuracağım bilmiyorum. Bu kadar kartla ben nasıl vuruyorum onu da anlamadım ama. Boş boş Circle of Healing falan mı koymuş acaba destesine? Boş boş Circle of Healing falan koymamış. Primordial direkt desem arkadaşlar yaramıyor ki bana. Abi çok eziyetli ya. Çok geri zekalı, yeteneksiz, beceriksiz hepler oynuyorum. Yenemiyorlar bile şu desteği ya. Bu kadar şanslı. 5 saat uğraşıyoruz anasını satayım. Yenip gitse ya okeyim ya. Violet Worm, Violet Worm iyi. Al bakalım gerzekleri şu an. Mind Control. Lan bütün arena bir flame sac bulamadım lan şu primordial griften. Bir şey yok. Bir dakika azim bitsin. Ne olur? Rebuild'e düşürdüm. Mantıklı bir hareket. Nasıl inanmak? Abi hadi bekletme ya. Sen ne kadar kötü, sen ne kadar kötüsün. Her şey ne kadar kötü. Hangisini vursam ve öbürüyle bana vuracak değil mi? Öldürecek. Altıya iki karıştı. Çalıştı mı abi? Oğlum top deklere bak lan. Duskbreaker üstü dragon çekiyor adam. Ellerine sağlık ya. Vurmak zorunda kalsın arkadaşlar bize. Duskbreaker çekmiyor ya. Duskbreaker üstü dragon çekiyor ki çalışsın. Peki. Con of Cold veriyor. Peki. Con of Cold şimdi çekersem kafayı yiyeceğim tabi. Con of Cold. Aa. Trollükte sınır tanıdım ne yazık ki. Başka bir şey yok. Yapamıyorum yani arkadaşlar. Mecbur. Hemen atmak zorundayım. Aslında arkadaşlar adam benim de senden bir adet kart aldı. Öldüremiyorum ki, öldürsem yapayım da. Arkadaşlar sonuçta destende bir tane daha var. Belki gelir yani. Biz destende bir tane daha var Con of Cold. Şimdi adam taunt çekmezse vuracağım, bir daha freeze öldüreceğim belki yani. Bir olasılık var. Çok yaşa. Evet, onun desteğini aldım, iyi oldu işte. Wow. Çekersek yeneceğiz bu arada. Con of Cold'a GG. Hadi oğlum. Vay, 30 ay mı? Vay Deniz'cim. Sen kesmedin demek arada ha? Nice. Şimdi şöyle problemimiz var arkadaşlar. Eğer bunu öldürmezsem adam burada düzgün bir şey çeksem şans vardı. İki ucu arkadaşlar. İki ucu değnek şu an.
4'e 5 artı 2'ye 3 vuracak. Öyle yapsın, ne yapayım. Kazanamam yoksa arkadaşlar, kart kalmadı ki. 4'e 5 artı 2'ye 3'e vursun. Taptaki zaten bittik de. Nike'ye boydu. Dino. Yayına çok gelmiyor sadece. Deniz'im hoş geldin. Oo. Ne yapıyorsun abi? Hayatım şimdi Hearthstone bilmiyorsam şöyle atayım. Hı. Adam beni yenmek üzere, yani ben bittim gibi bir şey. Bir tane kilit yaratığım var. Hı. Onu öldürmeye çalışıyorum ama adam onu öldürebiliyor. Şansına onu becerdi. Hı. Bir kart açtı. Biraz hasar veriyor ama kilit yaratığımı öldürmüyor. Oyna dedi. Öldürebiliyor bu arada, atak etmedi. Bilerek, isteyerek atak etmedi. Yaratığım ölmedi. Geldi, vurdum, öldü. Wow. Wow. Bu ne abi? Bu ne ya? Yeni asıl bir şey söyleyeceğim, hatırlat. Şimdi arkadaşlar, adam genel olarak oyun boyunca pek, yani bir iki yerde hata yaptı sanıyorum. Şimdi çok çok iyi hatırlamıyorum ama çok kötü değildi oyun boyunca. Ha, bu hareket biraz enteresandı ya. İnanma, yenge sallıyor, büyü yaptı elemana diyor Serbay. Şimdi bakın, çok salak adamlar gördük arkadaşlar. Çok salak adamlar çok salak şeyler yapıyor. O okey de, bu başka bir şey. Yani arkadaşlar, adamın yaptığı eğer hatalar var idiyse de bu oyun sanki biraz hata hatırlıyor gibiyim ama yani minör şeyler anladım. Yani adamın 9 inanmasına 10 inanmasına engel olacak şeyler diye. Mesela bu adam nasıl 9 inanmıştı? Bu sondaki hareket çok enteresandı. Bence kartı yanlış falan okudu. Veya 4 ataklı yaratıkla vurduğunu sandı. Çok 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 değişikti yani. Adamdan ben hiç böyle bir his almamıştım yani. Beni mi çekiyorsun bana böyle geldi? Ne? Yayında evde yiyeceğim sandın herhalde. Yok. Sen uğurlu geldin hayatım yani. Yani. Oh, sevdim. Demin bağırdım, özür dilerim. Anam diyor. Tamam. Tamam. Abi nasıl oldu ya? Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Şimdi bu salaklar snipe alıyor. Acaba? On bindeki adam tabii çok salak olmaz gerçi genellikle ama. Vallahi yenilip kurtulmak istiyorum çocuklar ama olmuyor. Derdimiz böyle olsun anasını satayım.
Şimdi burada arkadaşlar freezing derdi var. Freezing derdi çok büyük bir dert. Freezing'e biteriz ha. Abi freezing olmasında başka bir şey olsun ha. O da kötü ama olsun. En azından freezing değil yani. Çünkü arkadaşlar adam ilkinde çeki veriyor namussuzlar. Peki. Değer mi? Buna gerek yok arkadaşlar bakın. Bizim kartımız bitiyor her oyun. Değil mi? İki kere Euro Power yapabiliriz şu an. Vursam mı vurmasam mı? Join. 5-2-2 falan yapar arkadaşlar. Vurdum damage'i vurmuş oğlum. Ben arkadaşlar snipe hissetmedim adamdan. Adamdan snipe hissetmedim ama belki de olabilir. Yani snipe'mış gibi bir hissiyat almadım herhangi bir yerde. Oh baba. Geldiği zaman rahat edin. Bu arada Hunter arkadaşlar şu an oyundaki en kötü uzak ara en kötü class. Yani 10 window olması biraz absürt tabi adamın. Nerfler daha gelmedi galiba. Ona artı 3 artı 3 desteği 3 tane olmaz onlar. Onlar beast değil. Çok fena olacak. O biraz işe yaradı. Ne çok kart çekiyormuş be. Peki. Selam abi. Arkadaşlar Dragon Ball Scorch işime yaradı. Şok şok şok. İlk defa kart üstünlüğü yaptık arkadaşlar. Hep böyle geriden yarım yamalak bir şeyden kazanmaya çalışıyorduk. Bu ilk defa kart üstünlüğü yaptık. Peki. 3 artsın. Okey. 3 artsın. Bende de var. Ama gerek yok herhalde. Şu daha iyi sanıyorum. Run. Amani Warbear'den de kurtulduk arkadaşlar. Şimdi bakın Amani Warbear onu çok güzel eziyor. Arkadaşlar 4 manalık kartla 5 manalık yaratığı öldürdüm. Üzerine 1 vurdum. Bir de masa 2-2 açtım. Çok çok fazla yani. Çok 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 fazla yani. Okey. Tabii yine arkadaşlar listemizde oynayabilecek kart yok. Ezik olduğumuz için. Al bakalım. Ama oyun yenmiş olmamız lazım. Yani çok çok çaresiz kaldım. Evet. 5-2-2 yapamazsın hala. Takabiliyoruz. 9-11-12. Deneyeyim mi ya? Arkadaşlar kazanıyoruz oyunu. Böyle. Arkadaşlar adam elinde bir şey varmış gibi durmuyor anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey yok adam elinde. Bunu boşa inmez kimse. Elinde bir şey olduğu sürece. Şimdi arkadaşlar taunt taptak etmesi lazım. Taunt taptak etse bile bu var. Yani işler bayağı zor. Evet. Çok. Bu arada arkadaşlar yani 7 maçtır falan rahat maç kazanmamıştım herhalde. İlk defa rahat maç kazandım. Ama yani arkadaşlar bu ortamda Hunter olmuyor. Yani şimdi şöyle. Yeni kartlar çok çok çıkarken güzeldi. Sonra arkadaşlar işte Blizzard şey yaptı ya. İyi olan klasları nerfledi. Yani Hunter mahvoldu orada. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Arena'da artık arkadaşlar hangi klasın iyi olacağını öngörmek diye bir şey yok. Yani ben işte oyundaki kartların listesine baktım. Bu klaslar iyiymiş, bu klaslar kötüymüş diyemiyorsunuz. Çünkü arkadaşlar Blizzard şu an kartların çıkma sıklığına müdahale ediyor aktif bir şekilde. Ya mesela diyorsun ki abi bu Warrior'da çok güzel kartlar var. Warrior iyiymiş diyor. Ama Blizzard diyor ki abi ben Dragon Roar'u, Omega Assembly'yi, efendim
Sultra Z'yi, Gore Howl, bilmem ne bilmem neyi Paladin'de çıktığından az çıkartıyorum diyor. Şimdi böyle olunca arkadaşlar o zaman öngörmek imkansız. Çünkü az çıkartıyorum diyor. Ne kadar az çıkarttığını da söylemiyor. Bilmiyorsunuz ne kadar az çıkarttığını. Az çıkıyor yani. Yani 2 kat mı az çıkıyor, 3 kat mı az çıkıyor, 1,5 kat mı az çıkıyor bilmiyorsunuz. Onun için yani kartlara bakıp bir öngörü yapmak imkansız. Onun için arkadaşlar artık en doğrusu ben de bu konuda pes ettim. Eskiden yani ben mesela sıralamayı sayabildim kendi kendime kabaca. Arkadaşlar artık Hearthstone Deck Tracker'la insanların arenada oynadığı oyunları tutuyor. Bu hsrp.net. Diyor ki arenada galibiyet oranları bunlar diyor. Peki diyorsunuz siz de. Şu an arkadaşlar gözüken o ki Warlock 1. Mage 2. Rogue 3. Paladin ile Warrior arka arkaya giriyor hemen. Bunlar %50 üzerinde olan klaslar gibi bir şey. Priest 6. Shaman 7. ve kötü. Druid ile Hunter 8. ve 9. ve onlar çok kötü. Çok çok kötü. Yani Druid ile Hunter'ı asla almamız lazım. Şimdi bu adamların yapmak istediği arkadaşlar bütün klasları %50'ye yaklaştırmaktı. Problem arkadaşlar ortada biraz toparlandı. Şimdi eskiden çünkü arkadaşlar 3 klas iyiydi, 6 klas kötüydü. Şimdi 3 klas iyi, 4 klas orta karar, 2 klas da çok kötü. Yani eskisine göre biraz derdini toparlandı ama hala arkadaşlar çünkü bakın Hunter'ın galibiyet oranı %45.8 diyor HSRP'de. Çok kötü yani. Yani arkadaşlar Hunter'la 10 yapmak o adam bir mucizenin sonucu yani. Bu arada burada şunu yanlış anlamayın. Bu Hunter'la 12 olmaz. Bilmem ne değil. Ama arkadaşlar elinize oturup Hunter aldığınız zaman başarılı olma ihtimaliniz Warlock'la başarılı olma ihtimaliniz çok düşük. Ben de şu arada bitse bilmem ne yapayım demiştim. Bu arada bitmedi anasını satayım. Nasıl oldu bilmiyorum 11 oldu. Ama bir oyunu herifler kendileri verdi oğlum. Yani ben bir şey yapmadım ki. Arkadaşlar bizim 9'da mı 10'da mı o priest verdi ya oyunu. Evet öyle. Warrior bayağı düşmüş arkadaşlar. Warrior şu an yani Paladin'le birlikte 4-5. %50'yeymiş Warrior. Bakın arkadaşlar Warlock Mage bulursanız alacaksınız. Sonra Rogue idare eder. Sonra artık kafanıza göre takalım. Druid ve Hunter almanız sürece. Ama mesela bakın arkadaşlar kişisel tercih de önemli. Şöyle bir şey. Mesela eliniz hiçbir şekilde arkadaşlar ne bileyim işte Priest'e yatkınlaşmamıştır. Bir türlü aynısını düzgün yapmayı beceremiyorsunuzdur. Priest'in biraz kötüsü Şaman gelir. Ona ben itiraz etmem. Yani itiraz etmem derken şöyle. Siz mesela bunu seçiyorsunuz. Ya hocam ben Priest'i pek beceremiyorum. İyi başarılı olmuyorum. Şaman çok yaptım. Daha iyi sonuç alıyorum. O bakın okey. Ama arkadaşlar şu olmaz. Ben Warlock'u beceremiyorum. Hunter alayım. Arkadaşlar %7 fark var ya. %7. Artık öğreniverim onu bir zahmet. Bu arada bayağı iddialı geldi. Bayağı iyi geldi. Bu arada arkadaşlar bana enteresan gelen şey şu oldu. Bakın çok dragon gördüğümüz arada oluyor. Çünkü dragonlar iyi. Ama çok pirate gördüğümüz arada hiç olmamıştı. Bu arada çok pirate gördük. Bayağı ciddi pirate denildi. Yani belki 10 pirate denilmiştir toplam karşımıza. Okey. Öldürelim. Nasıl olsa yapacak hareket var arkadaşlar. Şimdi benim kartım bittiği için arkadaşlar hero power'ımla verim alabildiğim zaman onu yapmam lazım benim. Çünkü kartım bitiyor benim. Hero power'ımla kart öldürdüm şimdi. Bir kart avantajı. Of çok güçlüler bu. Peki gel bakalım. Şimdi arkadaşlar çifte healinir bayağı güçlü. Arkadaşlar tek iyi haber şu kartların hiçbirisi beast değil. Kendiliklerinden yani. Anlatabildim mi bilmiyorum ama. Abi hemen çektiğinden gelmesin. Gelmedi. Güzel. Ama şimdi bir daha çekecek. Öyle problem var tabi. Şimdi arkadaşlar ikinci Hidnir tabi gecikmek zorunda ne yazık ki. Uuu agro. Şöyle yapalım biz arkadaşlar. Ben o karttan korkuyorum açıkçası. Bu kart arkadaşlar şimdi size kötü geliyor. Bu kart kötü falan değil. Tamam bu kart bayağı iyi. Adamı da hiç acıtmayacak çok büyük ihtimalle. Çünkü ben onu öldürmek zorunda kalacağım. Şimdi arkadaşlar bu agro ama bizim için iyi. Primordial direkt çünkü agroya karşı çok güçlü. Okey. Of iyi kartlar gitti aman ne güzel.
Peki. Bir life'ımız yan oldu ne yazık ki. Bu hareket çok iyi değil. Gel bakalım. Direnmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakın bu Basilisk'e karşı çok kuvvetli. Bakalım. Şu an tabii arkadaşlar biraz Keening Banshee'yi acıtmaya başladık. Okey. Yani arkadaşlar tabii adam şu an o tercihi bayağı yüzülerek yapıyordur. Evet. O tercih şu an tabii çok iyi değil görüyorsunuz. Yani bunun karşısında bu. Okey. Ama tabii eziyor. Arkadaşlar hiç sevmem ama burada lazım. Yapılacak bir şey yok. Çünkü adam hani ciddi zarar verdi kendine şu an. Abi Golakka veya şey. Bakın şu an ilk defa arkadaşlar bedel ödetildi. Adam diyor ki böyle öldürdüm öldürdüm öldüremedim öldüremedim. Çok kötü bir seçim oldu adam için. Bu arada Golakka veya Dragon Slayer çekersem yeneceğiz bence. Abi şunu öldürürsem yeneriz ya. Hadi be abi. Hak etmiştim be. Hak etmiştim anasını satayım. Öldüreceğiz. Arkadaşlar destesi bitti adam. Wow. Hadi bakalım. Bir şey çıkartmazsa bayağı zor iş. Okey. O son kartta oynaması lazım artık. Bitti çünkü. Şu an bitiyor oyun. İnanamıyorum 12 oldu bu deste. Yani daha dur konuşmayayım da. Abi hadi. Naturalize'da gitti adamım. Wow. Bu arada Banshee'de ilk defa zarar verdi. Abi lütfen. Okey. Adam Banshee'yle öldü. Değişmesi lazım ama ben şey hırs yaptı. Ice Barrier vay be. Abi yendim. İnanamıyorum yendim oğlum. Ha! 12 oldu. Bu nasıl? Oha! Oğlum bu nasıl 12 olur lan? Hadi. Abi bu deste nasıl 12 olur? Oğlum iğrençti lan. Çok artık çok şans arkadaşlar. Çok 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 şans. Abi inanılmaz bir şey ya. Bu deste nasıl 12 olur ya? Oha elim falan tutuyor ha. Tabii canım ezecekti bizi. Böyle aşırı şans. Gerçekten şans arkadaşlar. Şimdi bakın. Fena oynamadık ama.
Priest intihar etti oğlum. Öldürmüştü yani artık. Oha. Oh bir dakika kaç? 35. 400 golden var burada. 220, 375. Yok lan 500 gol var. 500 gol var. Maşallah. 70 kal golda geldik lan. Abi nasıl 12 oldu ya? Bala bak be. Bağırdıktan sonra oldu arkadaşlar. Bağıracağım herhalde artık.